kadar güzellermiş. Bakın Feyda Hanım, bunları o ördü. Hatırlıyorum. Canım benim. Ben de aldığımı göstereyim. Bakın, ayıptır göstermesi ama bakın. Evet. Annenim artık değil mi? Annen sayılır. Sağ ol Zehra abla. Ne demek? O zaman biz kınayı yakalım, değil mi? Güney, sen de yerine geç. Yerime derken ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ay Toprak Hoca daha önce ne yaptıysa sen de aynısını yapacaksın işte. Yani sandalyede oturacaksın Güneyciğim. Burada. Songül, bu bin dalga çok yakıştı. Hemen çıkarma bence, birkaç gün evde giy bunu. Vallahi. Geç dalganı bakalım Güney Efendi. Keşke erkeklere de böyle şeyler giydirselerdi, biz de seninle dalga geçseydik. Şaka yapıyorum kızım, sen her türlü güzelsin. Bilmiyor musun bunu? Ayol, bu Güney'in annesi multimilyoner değil miydi? Niye bu yıkık dökük yerde yapıyorlar kınayı hediye? Çocuk annesiyle küsmüş Neriman Hanım. İyi, aferin. Salaklığına doymasın. Ay ben de villada yapacaklar kınayı, eğleneceğiz diye gelmiştim. Vallahi bu kırık... Tövbe estağfurullah. Yani bu gecekonuda yaptıklarını bilseydim hiç gelmezdim. Ben böyle fakir yerlerde duramıyorum. Ay Neriman Hanım, ne olur yavaş konuşun. Duyacak çocuklar. Aman. Canısı sen niye ağlıyorsun? Arkadaşımı ağlıyorum, kendimi ağlıyorum. Sana ne merak? Hepimiz uzaklara gideceğiz kızlar. Kim bilir ne zaman döneceğiz. Evet ya. İşte buna gerçekten ağlanır. Ya ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ya beni de ağlatacaksınız. Ya kızlar sizin değil, Songül'ün ağlaması gerekiyor. Rol çalmayın. Ya kız. Kardeşim geçti artık. İyi misin bir tane? Daldın gittin. Ben sana yalan söyledim. Efendim? Her şey yolunda dedim ya. Doktor yumurtalıklarında problem olduğunu söyledi. Benim galiba hiç çocuğum olmayacak Toprak.